konuşmamız lazım. Şimdi değil, sonra işim var. Ha, gerçekten çok önemli. O kızı telefonla konuşurken duydum. Senden bahsediyordu, gizli gizli konuşuyordu birileriyle. Sizden gizleniyordur. Ya neden inanmıyorsun? Bir şey gizliyor diyorum. Ne gizliyor Selin? Tam olarak duymadım ama bir şey gizlemese neden senden bahsetsin telefonda? Tamam, tam olarak duyunca gel o zaman. Neyin var senin? Bir şey mi oldu? Biraz kafam karışık Selin, o kadar. Neden? Eve geçecek misin? Eve geçeceksen bırakayım, yoksa gitmem lazım. Ya neden ters yapıyorsun bana? Sana günlerdir ne oluyor? Ben seni düşünüyorum, seni. Beni düşünme. Bu aralar herkes beni düşünüyor. Beni düşünmeyin. Alışkın değilim. Görürsün sen ya. O kızın pisliğini çıkaracağım benim ortaya. Tuğçe, seninle işimiz var. Yüzüne çeki düzen ver. Ne gibi tatlım? Kızı öldürmeye gelmedik. Özür dilemeye geldik. Gülümse yani. Ay, yapmacık olmayı senden öğrenecek değilim tatlım. Kızlar. Biz geldik. Selam. Hiç beklemiyordum ama. Özür dilemeye geldik. Elimizde boş gelmeyelim dedik, sana kek aldık. Bizi içeri almayacak mısın? İyi, gelin hadi. Elifciğim, biz sana çok yanlış şeyler yaptık. Rezil ettik kendimizi. Rezil ettiniz, evet. Hı. Affettin mi şimdi? İyi miyiz artık? Size kızmıyorum. Yani dediğim gibi gençliğinize veriyorum. Hı. Gören de bizden 10 yaş büyük zannedecek. Salak şey. O kadar kek aldık. Çay mı yapsak? Ha? İyi fikir. Yapalım hadi. Ben sana yardım edeyim. Tamam. Boş durmak çalışayım. Tamam. Beni şaşırtıyorsunuz Haluk Bey. Bir daha karşılaşmayı sanıyordum. Benim için birini araştırmanı istiyorum. Yapabilir misin? Profesyonel olduğumu zaten biliyorsunuz. İyi de para veriyorsunuz. Adamın adı Levent Polat. Kardeşimin ortağı. Peki. Kimdir, nedir, ne yer, ne içer, nereye gider? Tüm gün takip edilmesini istiyorum. Tüm gün araştırılmasını. Siz nasıl isterseniz. Çok incesiniz gerçekten. Ne demek canım? Maksat dostluğumuz artsın. Artsın bakalım. Nasıl gidiyor üniversite hayatı? Böyle ballandıra ballandıra anlattığın kadar var mıymış? Her şey yolunda. Yeni insanlar, yeni ortamlar. Süper. İddiaya gireceğim. Şu anda Tuğçe ortalığı karıştırıyordur. Nasıl? Siz beni salak falan mı sandınız ya? Ne alakası var ya? Önce telefonumu çalıyorsunuz. Sonra özür dilemeye geliyorsunuz. Ya ben de yiyeceğim bu numarayı. Ben de sen yanlış anladın. Ben doğru anladım. Çikolatalı mı, frambuaz mı? Çikolata koyuyorum. Sen burada beni oyalarken arkadaşın da ortalığı karıştıracak. Komiksiniz ya. Hadi gel bakalım Tuğçe içeride ne yapıyor?
Çay demeyecektik ya. Çay kendisi de menüş. Gelmiyor musun? Lazım oldu tatlım. Ben de siz gelene kadar maillerime bakayım dedim. Numara yapmana gerek yok. Merak ediyorsan açıp kurcalayabilirsin. Gizim saklım yok benim. Ben anlamadım. Artık gidelim mi Tuğçe'cim? Daha yeni geldik. Evet, daha çay içecektik. Biz geç olmadan gidelim. Ne işin var burada senin? Niye gir demeden giriyorsun? Tamam, pardon, pardon. Halamın olayını atamadım kafamdan. Paylaşmak istedim. O kişi de ben oluyorum yani. Neden olmasın? Vallahi ben sadece ikizimi arıza sanırdım. Ama siz ailecek arızasınız. bana da bir acayip geliyor ya. Bizim ailede var bir tuhaflık. Sana da geçmiş işte DNA'dan. Ben özledim seni. Daha demin beraberdik. Seninle yalnız olmayı özledim ben. Sabah tersliyorsun. Şimdi özlüyorsun. Sabahki tavrım için kusura bakma yani. Kafam çok başka bir yerdeydi. Zaten ben senin kafanı ne yapacağım bilmiyorum. O zaman inandın kızda bir tuhaflık olduğuna. Hayır tabii ki. Ya sen adamı deli edersin. Çık odamdan. Hayır, giyinmeden kaça kovmuyorsun. Giydikten sonra niye kovuyorsun? Bana bak, bağırın burada odama zorla girdi diye. Tamam. Rüyanda beni gör. Hiç sanmam. Ya, inanabiliyor musun abi? Kız bütün eşyalarımı topladım dedi. Hangi eşyalarım dedim ve kendi eşyalarım dedi. Ve sen hiçbir şey anlamadın buradan yani. Yok be, anlamadım tabii. Ya sen niye eşyalarını topladın dedim. Ben sana söylemedim mi Berlin'e gidiyorum dedi. Bastı gitti kız Berlin'e. Ya gülme oğlum, kira günüm bugün. Kız çok fena kazık attı bana. Kız şu an Berlin'de değil mi? Yanlış anladığım bir durum yok yani. İyi bile dayanmış. Bir şey mi dedin tatlım? Ucuz dedim. Kız neler yapmış sana öyle dedim. O da sizin gibi meraklı bir kızdı. Mesaj alındı tatlım. Seni anlattıklarına devam et. Neyse, sonuç olarak bir ev arkadaşına ihtiyacım var. Gel. Neredesin? Boğacağım bu kızı. Tuğçe ile mi mesajlaşıyorsun sen? Ödev yapıyoruz. Biliyorum ben o ödevi. Kızım, iki gün önce Tuğçe ile Melisa'yı böyle üst üste koyup dövmek istiyordum. Ne oldu? Allah Allah, ben keyfimden mi mesajlaşıyorum? Hoca bizi grup yaptı, ödev verdi. Ne yani nefret ediyorum diye? Dersten mi kalayım? Kapat hadi. Gideceğim. Dur bekle, ben de sizin kantine geleceğim. Gelmesen şaşırırım zaten. Görüşürüz. Bak. Kankin orada. Kanki değiliz biz. Ben derse gidiyorum. İyi. Ali, gel, bomba haberler var. Yine ne oldu? Ben kaçıyorum artık.
Ya. Görüşürüz. Aranızdaki meseleyi halletseniz keşke. Sen nasılsın tatlım? İyiyim Elifciğim, sağ ol. İyiyim, teşekkür ederim. Siz barıştınız mı ya? Olayların biri de bu. Bu ufaklıklar dün bana geldi. Bak sen. Sebep? Hiç öyle düşündüğün gibi değil. Geldiler, hatamızı kabul ediyoruz deyip efendi gibi özür dilediler benden. Selin. Özür diledi. Hikaye gittikçe ilginçleşiyor. Hikaye bu kadar zaten. Sonra eve daldık değil mi Tuğçe efendi gibi? Tabii tabii. Eve de daldık yani, o kadar. Ya birbirinizin arkasını kolluyorsunuz ya. Bravo size. Aa, siz bilmiyorsunuz tabii. Elif'in ev arkadaşı gitmiş. Hadi canım. Hmm, asıl bomba haber böyle iş. Kız bastı gitti Berlin'e. Berlin'e? Aynen. Hatun'a hem kızdım hem kıskandım. Ya ben de gitmek istedim Berlin'e. Bir süre Berlin'de yaşadım. Bayağı özledim orayı. Berlin'de ne yaptın Elif'ciğim? Gezdim, tozdum, eğlendim. Neyse Aliş, ev arkadaşı lazım bana. Aliş nereden bulsun değil mi? Belki kendi olmak ister. Yavaş. Yavaş derken? Hani böyle insanlar karşı cinste ev arkadaşına yavaş yavaş alışıyorlar. Ama annesine babasına bir sorsun derim ben. Annem babam sorun etmez. Senin ailen nerede Elif? Ailem şeydi. Neydi? Onları bir danış istersen. Ay sana ne Selin? Ali'nin annesi gibi konuşuyorsun sen de. Belki annesiyimdir. Yani ben fikrimi söylüyorum sadece. Ben senin fikirlerin değil, Ali'nin fikirlerini demek istiyorum ona. Evet ya. Sen de konuşsana, niye susuyorsun? Çok iyi gidiyorsun devam et. Peki. Hem babası da izin vermez. Sen bir şey desene. Şu anlık eve çıkmayı düşünmüyorum, sağ ol. Aa Selin, hadi biz derse geç kalmayalım daha fazla, gidelim. Bak ders vakti de geldi, boşuna yırpalamışsın kendini. Ya beni niye uğraştırıyorsun? İstemiyorum desene en baştan. Sen hoşuma gidiyor. Hayır tatlım, senin hiç dersin olmuyor mu ya? Bakıyorum da hep kafelerde birileriyle oturuyorsun devamlı. O değil de seneye birlikte okuyacağız galiba. Bay bay. Görüşürüz. Bay bay. Bir şey içmek ister misin? Sert bir kahve. Ya Selin sen ne yapıyorsun acaba? Ne yapıyorsun ya? Duymadın mı sen paçazın Ali'ye dediklerini? Ay sana inanamıyorum Selin ya. Ya kız tam ağzından baklaları dökecekti. Sen maşallah bomba gibi patladın. Ne yapayım? Ay kız zaten internette yok. Sosyal medyadan mı bir haber? Belki karşıdır. Ay o kız mı? O kız var ya, internette burnunu sildiği mendili paylaşıp ilk kendi like yapacak kız tipi bir kere. Kimse bana anlatmasın, yok karşıdır, yok şöyledir, böyledir. Dersi asıp geri mi dönsek kantine ya? Ay yok vallahi ben asamam. Zaten ilk haftadan iki devamsızlıkla açtım sezonu. Ama sana bir şey söyleyeyim mi? Sen haklısın var ya, bu kızdan ne bombalar çıkacak. Aynen. Çak. Bak, bu Elif dosyası kapanana kadar. Ay merak etme tatlım, zaten öyle. Çok ısınmayalım birbirimize o yüzden. Elif hayatımızdan çıkar, ittifak biter. Kapiş? Kapito. Hadi derse.